Orada duvara da başkanım, burası Boya ve Benlik Fabrikası. Saat 13 civarında küçük bir patlamayla bir yangın başlıyor. Henüz sebebi belli olmamakla birlikte bizim değerlendirmemize göre burada içerideki reaktör kazanların bir tanesinin et kalınlığının bir yerde incelmiş olması ve basınç ve sıcaklıktan dolayı da ilk yanmanın başlaması ve o esnada da üst katta ofiste çalışanların tahliyesi. İkinci patlamada zaten aşağı yukarı 5 dakika sonra gerçekleşiyor. İkinci patlamanın neticesi de veyahut da sebebi de birinci kazanın patlamasından kaynaklı olarak oluşan ısı ve basıncın ikinci kazana, reaktörü de faaliyete geçirmesi ve patlamanın gerçekleşmesi. Dolayısıyla o patlama gerçekleştikten sonra aslında iki patlama arasında itfaiyeye haber veriliyor. Bizim ilk ekibimiz OSB'nin itfaiyesi buraya 7 dakika içerisinde varıyor ve diğerleri de Orhanlı ve Sahil, bizim Tuzla ekibimiz 10 ve 13 dakikada burada oluyorlar. Toplamda 33 araç ve 94 personelle müdahale ediliyor. 6 farklı yerden müdahale başlıyor ama 5 fabrikada ağır hasar var. Bunlardan 4 tanesinde yangın var. Bir tanesinde sadece kırılma ve dökülmeler var. Bizim arkadaşların yerinde müdahalesi ve zamanında müdahalesiyle diğer fabrikalardaki yangınları sirayet önleniyor. Ondan sonra merkezdeki binanın, fabrikanın yangını bastırılıyor, kontrol altına alınıyor ve söndürülüyor. Ama maalesef bu esnada içeride 3 çalışanımız eks olarak tespit ediliyor. Patlamanın neticesinde 1,5 metre kadar da böyle bir çukur açılıyor. Ondan sonra da zaten burada diğer ekipler de yetişiyorlar. Bir 15 kadar yaralımız var. Bunlardan bir tanesi de itfaiyeciydi ama bu 15 yaralı tamamen hafif yaralanmalar. Ya sıyrıklar veyahut da bizim itfaiyecinin olduğu gibi karbon monoksitten biraz böyle kendini kötü hissetmesi. Zaten itfaiyecimiz ondan sonra kaldığı yerden müdahaleden sonra kaldığı yerden tekrardan olaya müdahaleye devam ediyor. Yani geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Ne yazık ki 3 emekçi kardeşimizi kaybettik. Tabii bu tür sanayi tesisleriyle ilgili az önce sitenin başkanı olan arkadaşımızla da konuştuğumuz kadarıyla ne yazık ki İstanbul'da daha fazla denetim, daha fazla irtibat ve kendi içerisinde de alınması gereken çokça tedbir var ya da yapılan denetimlere rağmen bunlara uymama konusunda da bir takım ısrarlar var. Topyekun bir bilinç istiyor. Yani bu süreç sadece işte ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ya da bakanlık denetlesinle yetmiyor. Çünkü insanların da bu tür tesislerde nasıl çalışacağına dair mevzuata yaşamın her anında uyması gerekiyor. Ne yazık ki burada da bir patlama sonucu sadece binaya hasar olsa, sadece mala hasar olsa bugün çok daha farklı bakardık olaya. Ama ne yazık ki hem 3 insanımız hayatını kaybetti, hem yaralılar var. Neyse ki şükürler olsun yaralılar hafif yaralı. Bir o kadar da çevre binalarda epeyce bir tahribatla karşı karşıyayız. Başımız sağ olsun. Bu süreçle ilgili tabii ki olay inceleme ve diğer hukuki süreçler yürütülüyor. Biz de takip içerisinde olacağız. Hem Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri, hem ilçe belediye'mizin ekipleri, hem sanayi sitesinin sorumluları bir araya gelip bu alandaki var olan diğer tehditler neyse hızlıca daha fazla tedbirin nasıl alınması hususunda da işbirliğini yapacağız. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun.